Assalamu alaikum, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Çok güzel ve hikmetli sözler okudum. İstedim sizlerle paylaşım. Allah Teala bizleri eşidi faydalarından eylesin. El-abdu yenbeği en ya'lem. Her bir kul bende bilmelidir ki enne hazain Allah la tuhsa. Allah'ın hazineleri çok büyüdür, sayısız hesapsızdır. Allah Teala'nın fazileti, rahmeti çoktur. İnsan onu sayabilmez. فَلِيَفْزَ عِلَى اللّٰهِ جَلَّ وَالِ Ona göre her bir mümin kalbini Allah'a yönlendirmelidir. Allah karşısında özünün zelil olduğunu, fağırlığını, ona mühtaç olduğunu her zaman dualarıyla, ibadetiyle bildirmelidir. مِنْ اَعْزَمِ الْغَبَنِ En büyük ziyan odur ki, Allah Teala deyir, bize kitabında buyurduğu deyir, cennet ki, hansı ki deyir, müminlere bu cenneti buyurup, اَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onun genişliği yerler ve göğler kadardır. ثُمَّ لَا يَجِدُ اَحَدَنَا ف۪يهَا مَوْضِي قَدَمْ Sonra ise deyir, cennette deyir, cennetine deyir, Allah'ın cennetine deyir, eğer ayağını koymayacaksın. En büyük deyir, ziyan deyir, insan için budur deyir. Bunun için düşünsün. Allah da kitabında buyurur, o cenneti ki müminler için hazırlayıp, yerler ve göğler kadardır genişliği. Ama sen orada deyir, bir ayak koymağa, özün için deyir, yer takmayacaksan sen. En büyük deyir, ziyan deyir, budur deyir. وَمِنْ اَعْزَمِ تُرُقِ الشَّيْطَانِ Hemçinin bilmeyi lazımdır bacılar, kardeşler. Şeytanın en ezemetli yollarından birisi odur ki, Adem evladını aldatmak, necə aldatmak? Onun övrətini açmak, insanlara övrətini göstermek. لِيُرُيَهُمَا سَوْعَاتِهِمَا O çalışır ki, deyir, insanlara deyir, birbirinin övrətini açdırsın. هَكَدَ شَيَاطِينَ الْاِنْسِ الْيَوْمِ Bugün hemçinin insanlar içerisinde olan şeytanlar vardır ki, bəzi sosial şəbəkələr vasitəsilə, pis kanallar vasitəsilə görürsən ki, çalışırlar ki, insanlar bir-birinin övrət yerini göstərsin. Əsasən, qadınları hicabdan uzaqlaşdırsınlar. Bu, deyil, ən böyük şeytanın deyil, yollarından birisidir. Və son olaraq bir gözəl sözlə deyim, həqiqətən də mümin bunu düşünməlidir. Allah da Quran-ı Kerimdə buyurur Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Sürəsində, Ya bəni idhəbu Yaqub Aleyhisselam'a gelip diyende ki, onun oğlu, yani Yusuf Aleyhisselam ölüb, yoxdur. Ya bəni idhəbu, ey evlatlarım, gedin fətəhəssəsu min Yusufə, gedin Yusufu və onun deyir, qardaşını deyir, axtarın. Və lə təyəsu min rəvhillə, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. İnnəhu lə yəyəs min rəvhilləhi illəl qavmul kafirun. Allahın deyir, ümidindən, rəhmətindən ümidini üzənlər kafirlərdir. Baxın Yaqub Aleyhisselama. Rağma kəsrətil masaib, çoxlu müsibətlər olmasına baxmayaraq, və şiddətin nəkəbəl, çox böyük sıxıntılar, darlıq olmasına baxmayaraq və Yaqub Aleyhisselama baş verən ardıcıl bu bütün sıxıntılar olmasına baxmayaraq, innən lədi ləm yətəğəyyər əbədən Yaqub Aleyhisselamda bir şey var idi ki, o heç zaman onda dəyişməyib. Bilirsiniz o nədir? Husn-ı zannı bi Rabbihi Teala her zaman Rabbine karşı güzel zende olur. O güzel zende olduğu için Allah Teala ne dedi? Yusuf Aleyhisselam'ı ve kardeşini ona kaytardı. Bakın peygamberlerin sabrına, peygamberlerin dözümüne hiç zaman değil Allah'a karşı güzel zendini itirmez. Ama bazı insanlar, müminler biraz sıkıntıya düşen kimi üzülürler. Yaqub Aleyhisselam evladını itirdi. Yusuf Aleyhisselam uşağı bak itirdi. Sonra kardeşleri geldiler. O birisi kardeşi kaldı Yusuf Aleyhisselam'ın yanına. Gelip diyende ki o da yoktu. Ne bilirsin Yusuf Aleyhisselam hadisesinde? Ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Dedi ay vay yok. Allah'ın bir rahmetinden ümidinizi üzmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidini üzenler deyip kafirlerdir. Allah Teala bizleri korusun. Mümin her bir sıkıntıya düşse de her zaman Rabbine karşı güzel zende olmalıdır ki bu sıkıntıdan beni ancak Rabbim xilas eləyə bilər. Odur kainatın sahibi, odur her şeyin sahibi, odur göyləri ve yerləri yaradan. Ey mümin, özüvə gəl, nə olub sənə?